Kıymetli hemşerilerim, değerli madenler, İstanbul Bakır Maden Dernek Başkanımız ve yönetimimizin birlikte olduğu ve maden belediyemizle birlikte Bağ Bozumu Festivali düzenleniyor. Bu düzenlememize siz de katıldığınız için hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii aramızda çok kıymetli, saygıdeğer Elazığ Valisi Sayın Numan Hatipoğlu burada. Efendim hoş geldiler, şeref verdiler. Yine İl Jandarma Komutanımız Elazığ Alparslan Doğan aramızda. Efendim hoş geldiniz Sayın Komutanım, şeref verdiniz. Bakır madenin yetiştirdiği ve Türkiye'nin gururu bir maden sevdalısı, Elazığ sevdalısı Doçent Doktor Murat Mücahit Yentür, İstanbul Milli Eğitim Müdürü. Şöyle koca bir alkış istiyorum. Çünkü bu katılımda, bu organizede çok büyük bir emeği var. Gecesini gündüzüne kattı. Sayın Müdürüme çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sayın Müdürüm. Ayaklarınıza sağlık. İstanbul Bakır Maden Dernek Başkanı Murtaza Yıldız. Maden Belediye Başkanımız Sayın Musa Orhan. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Maden Kaymakamı Mustafa Atış. Elazığ Milli Eğitim Müdürü Metin Yiğit. Sayın Müdürüm size çok teşekkür ediyoruz. Buradaki emekleriniz büyük. Allah razı olsun. Var olasınız. Elazığ Bakır Madenler Dernek Başkanı Mesut Aksan. Sayın Başkanım hoş geldiniz. İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi. Yine İstanbul Milli Eğitim Tesis Müdürü Macit Topal, İstanbul Kantinciler Oda Başkanı Vahap Osmanoğlu, bir madenli. Milli boksörümüz, kardeşimiz Elazığ'ı çok iyi temsil eden Gizem Özer aramızda. O da hoş geldi, şeref verdiler. Elfet Genel Başkanımızı Sayın Bekir Döndü. Şile Belediye Başkanımızı Sayın Rafet Avcı. Elazığ Odaları Başkanı Turan Bey. Bakkallar Odası Başkanı Cebrail Top. Kuaförler Oda Başkanımız burada. Kendisine hoş geldiler. Şoförler Oda Başkanımız burada. Efendim hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hepinizin ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Sizlerden koca bir alkışla Elazığ İl Emniyet Müdürümüz de aramızda Sayın Adnan Kara. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şöyle müdürüm bir kalk da görsünler sizi. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Elazığ Halk Eğitim Müdürü aramızda. Efendim hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Ben sizlerden alkışlarla İstanbul Bakır Maden Dernek Başkanımız Sayın Murtaza Yıldız'ı sahneye davet ediyorum. Açılış konuşması için. Çok saygıdeğer valim, sayın komutanımız, sayın il milli eğitim müdürümüz, sayın emniyet müdürümüz, İstanbul il milli eğitim müdürümüz, hepiniz hoş geldiniz. Çok saygıdeğer madenli hemşerilerim, sizler de hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Bizler madenliyiz. Ben Ağpınar'ında doğdum. Ve her zaman madenli olmakla gurur duydum. İyi ki varsınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Yine tabii birbirinden değerli iş adamlarımız burada. Mehmet Karacaoğlan burada. Kemal Bey burada. Birbirinden kıymetli insanlar burada. Ayaklarına sağlık. Bugün madenin çok güzel bir günü. Şimdi Elazığ Bakır Madenler Dernek Başkanı Sayın Mesut Aksan'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Şu an gerçi protokolde Sayın Valimiz yok. Bir Sayın Valimizi anarak. Sayın Valim, Sayın Jandarma İl Komutanımız, Sayın Emniyet Müdürümüz,
İstanbul İl Eğitim Müdürümüz, kıymetli protokol, kıymetli hemşehrilerim, hanımefendiler ve beyefendiler ve sevgili çocuklar. Bir kardeşiniz olarak sizleri saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu etkinliğin yapılmasında ön ayak olan İstanbul Bakır Madenler Dernek Başkanı yönetimi ve kıymetli hemşehrimiz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüze hasaten kalbi duygularla böyle bir organizasyona vesile oldukları için yürekten bütün hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Kendilerinden Allah razı olsun. Sayın Valim şu an protokole geçti. Ben hoşgörüsüne atfen Sayın Valim'den, çünkü Sayın Valim devleti temsil ederek acizane bir kardeşi olarak, bu memleketin bir evladı olarak bir şey arz etmek istiyorum. Sayın Valim, bugün bu memleketin bu hale gelmesinde biz bütün bakır madenlerin bir dahli var, vebali var. Dolayısıyla hepimizin gurur duyduğu o şaşalı dönemden bugünkü hicran acı dolu, terk edilmiş, kaderine terk edilmiş bir hale gelen bu ilçede hakikaten de bütün hemşehrilerimizin, geçmişte büyüklerimizin vebali var. Ben özellikle çocuklardan, gençlerden kendi adıma bu vebali üstlenip onlardan özür diliyorum. Geçmişi telafi etmenin mümkün olduğuna inanıyorum. Bu nasıl olur? Sayın Valim, yine sizin şahsınıza ve devletimize arz ederek şunu ifade etmek istiyorum. Memleketi bu makus halinden kurtaracak olan devletimizin buraya yapacakları katkılardır, projelerdir ve hizmetlerdir. Madenin yeniden ihyası, inşarı ve mamur hale gelmesi hususunda Sayın Valim, devletimiz burayı devlet mantığıyla, aklıyla ele alırsa inanıyor ki gençlerimize güzel bir gelecek armağan edeceğiz, inanıyorum. O nedenle ancak ve ancak bu memleketin arzu edilen seviyeye gelmesi hususunda ne şu ne bu, ne iş adamları ne STK'lar, devlet burayı önemsediği an itibariyle inanıyoruz ki gençlerimize, çocuklarımıza iyi bir gelecek bahşetme fırsatı yakalayacağız. Ben gençlerden, çocuklardan çalınan bu durumu siz Sayın Valimizin devlet adamlığı ciddiyetiyle bu hususta kendi görev sürecinizde buraya atacağınız, yapacağınız güzel hizmetler neticesinde maden insanı Kadir Şinas ve vefalıdır. Ben inanıyorum ki yüreklerinde Numan Hatipoğlu Sayın Valimizin kalplerinde büyük bir iz bırakacağına inanıyorum. İnşallah çocuklarımıza güzel bir geleceğin armağan edilmesine siz vesile olacaksınız. Son cümlemi şöyle ifade etmek istiyorum. Rüzgar eserdi mihraptan, içen doymazdı suyundan. Viran oldu arpa meydan, geriye dön bakır maden. Madeni, bakır madeni, arpa meydanı harap ettik. Ama inşallah buradaki hazirun ve protokolün katkılarıyla maden yeniden dirilişe geçecek ve bu hususta güzel işlere imza atılacağı inancıyla kalbi duygu ve selamlarımla hürmetlerimi arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Var olun. Çok teşekkürler başkanım. Yüreğine sağlık. Evet, şimdi de Elazığ'ımızın gururu, bizi her dönemde temsil eden ve Elazığ'a sayısız madalyaları getiren milli boksörümüz Gizem Özel'i sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Herkese merhabalar. Ben Gizem Özer, Elazığ Belediye Spor Kulübü'nün sporcusuyum. 23 yaşındayım. Bu zamana kadar 8 defa Türkiye şampiyonu oldum. Üniversiteler arası dünya şampiyonu oldum. U22 Avrupa üçüncüsü ve Avrupa ikincisi oldum. Ve en önemlisi 2024 Paris Olimpiyatları'nda Elazığ'da bir kadın sporcu olarak ilk defa olimpiyatlara katıldım. Bu güzel etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Maden halkına da hoş geldiniz diliyorum. Teşekkür ederiz, yüreğine sağlık. Şimdi de bizlere her konuda destek olan, bugün bu sahneyi kurmada desteklerini esirgemeyen, Elazığ'ımızın o şirin, o kalbi güzel Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bey'i
sahneye davet ediyorum. Sayın Müdürüm, arz ederim, buyurun. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli kurum amiri, mesai arkadaşlarım, kıymetli ağabeyim İstanbul İl Milli Eğitim Müdürüm, aziz hemşehrilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bizler birkaç defa İstanbul'da kıymetli hemşeri derneklerimizin bir gayretine şahit olduk. Onların çabasına, memleket aşkıyla yanıp tutuşan o heveslerine şahit olduk sadece. Bugünkü organizasyonda küçük bir payımız oldu. Ben bu organizasyonun emek veren tüm hemşehrilerimize, gayret sunan tüm STK'larımıza ben de çok teşekkür ediyorum. Bir eğitimci olarak bizim asli görevlerimizden birisi de kültürün, şehir kültürünün, ülke kültürünün, memleket sevdasının bir sonraki nesillere aktarılmasıdır. Bu vesileyle biz de bu görevimizi biraz olsun yerine getirilmişsek Sayın Valimizin riyasetinde hamdolsun diyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi sizlerden koca bir alkış istiyorum. Niye koca bir alkış istiyorum? Madenin yetiştirdiği, madenin gururu, Türkiye'de Elazığ'ın gururu, kişiliğiyle, duruşuyla, sevgisiyle, sevdasıyla, insanlığıyla her zaman Elazığ için fedakarlık yapan, gecesini gündüzüne katan ve madene, okula bir kamyon dolusu yardım getiren ve o yardımlarda da emeği olan doçent doktor Mücahit, Murat Mücahit Yentürk, İstanbul Milli Eğitim Müdürü. Böyle koca bir alkış gelsin. Hani madende böyle mi alkış ya? Evet. Ruhumuz muhtaçtı her dem derdi aza, memleketim aziz şehir sevgili Elazığ'a. Dağlarım bakır benim, toprağım fakir. Yüzlerce yıldan beri düşlerim hakir benim. Yaktı beni köz eyledi, çok ömrümü az eyledi. 99 yaram vardı, maden sevdası yüz eyledi. Çok kıymetli valim, çok değerli Elazığ'ın devlet insanları, çok kıymetli belediye başkanımız, STK'larımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bakır maden sevdasıyla tutuşan değerli hemşerilerim, sevgili çocuklar, geleceğimizin ümidili sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz, iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Şimdi Sayın Valim, bu programı İstanbul'da organize ederken açıkçası çok düşündük. Bir takım endişelerimiz de vardı. 7 Ekim 2023 tarihi itibariyle katil İsrail'in Filistin'de yaptığı zulüm hepimizin yüreğini dağılıyor. Ve madende yaşanan bir takım sıkıntılar var. Bu üzüntüler arasında böyle acaba bir şenlik, bir festival yapılır mı, yanlış anlaşılır mıyız diye düşündük. Ama sonunda şuna geldik. Hani Anadolu'da derler ya, bir adama 40 gün deli derseniz deli olur. Bir adama da her gün kötümserlik konuşursanız ruhumuz, gönlümüz kararır. O yüzden biz diyoruz ki ne kadar büyük sıkıntılar, sorunlar varsa birlik içerisinde, dayanışma içerisinde, azimle, gayretle çalışırsak imkansız işler imkanlı hale gelir. O yüzden daha ne kadar yüce olsa da onu aşacak mutlak bir yol vardır. Bu festivalde iki şeyi çok önemsedik. Bir, bakır madenimizin bu yörede yetişen, hakikaten farklı bir özelliği olan efendim kavurmasıyla, bulamacıyla, üzümüyle, diğer yerel ürünleriyle tam bir hasat mevsiminde bahçe esnaflarımıza, buradaki kardeşlerimize, emek veren insanlara bir katkı sunmak istedik. Ama en önemlisi şu, madenimizde az da olsa öğrencilerimize bir umut ve ışık olmak için, onların üniversite ve LGS hazırlıkları için, bütün öğrenciler için sağ olsun iş adamlarımız büyük katkı sundular. Bir yıl boyunca onların derslerine kaynaklık edecek, destek sağlayacak bütün materyalleri İlçe Milli Eğitim
müdürlüğümüze iş adamlarımızın katkısıyla sunduk. Bu çok önemli. Hep kötü şeyleri konuşmamak lazım. Aslında bu sene maden için gurur senesi. 2024 yüksek öğretim kurumları sınavında sayısal alanda Türkiye birincimiz Arda Taşdemir Madenli. Babası da burada. Kubilay Hocam neredesiniz? Kubilay Taşdemir bizim dönem arkadaşımız, beden eğitimi öğretmenimiz. O yüzden Arda bunu başardı, bir örneklik gösterdi. Azim ve gayret olursa dağları eritiriz. Azim ve gayret olursa denizleri aşarız. O yüzden mazeret üretmek yerine çalışmak, çalışmak, çalışmak ve gayret etmek, olumlu yönleri saymak. Bu vesileyle geldik. Bu coşkumuza coşku kattınız. Sesimize ses verdiniz. Yüreğimize yürek oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bu bir geleneksel hale gelir. Artarak devam eder. Yurt dışından ve ülkenin dört bir yanından hemşerilerimiz bugünleri hasretle bekler. Ve burada önemli olan genç kuşakla bu kültürün, bu sevdanın yaşanmasıdır. İnşallah bu ona vesile olacaktır. Özellikle Maden Belediye Başkanımız Musa Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. O bize çok büyük destek verdi. İkinci teşekkürümüz Elazığ İl Milli Eğitim Müdürümüz, adı gibi Yiğit Aziz Şehrin Aziz Müdürü Mehmet Yiğit'e çok teşekkür ediyoruz. Şahin Şerifoğlu Başkanımız sağ olsun bize büyük destekler verdi. Sayın Valimizin ve Sayın Kaymakamımızın himayesinde bu işleri yaptık. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Günümüz aydınlık olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şöyle bir koca alkış gelsin Sayın Müdürümüze. Çok teşekkür ediyoruz madenin gururu. Şimdi öyle kalbi güzel, yüreği güzel, geldiğimiz zaman böyle sevgiyle bizi karşılayan, bu kapıları açan madenin kıymetli belediye başkanını alkışlarınızla sahneye arz ediyorum. Evet. Evet. Bir metin hazırlamadım. Doğaçlama konuşacağım. Göreve başladığının dördüncü günü ve bugün iki buçuk ay gibi göreve başlaması sebebiyle dördüncü defa madenimize teşrif eden Sayın Valim, hoş geldiniz. Kıymetli Alay Komutanımız, çok değerli Emniyet Müdürüm, Sayın Kaymakamım, sırayı atlasak da kıymetli İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürümüz, çok kıymetli kızımız Boksör Hanım, yine isimlerini artık zikredemeyeceğim, çok birbirinden değerli hemşehrilerimiz, özellikle Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanımız, diğer oda başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün burada aslında dördüncüsünü gerçekleştirmiş olduğumuz geleneksel Bakır Madenlerin buluşması etkinliğinde bir aradayız. Geçmişte 2012 ve 2017 yıllarında, bir de 2013'te gerçekleştirdiğimiz geleneksel madenler, Bakır Madenlerin buluşma toplantıları olmuştu. Yine bu alanda etkinlikler yapmıştık. Ancak bu yıl çok kıymetli Mücahit Bey, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüzün ve İstanbul'daki Bakır Madenler Derneğimizin bizlere haber vermesi ve özellikle bu yılki buluşmanın ana amacının buradaki öğrencilerimize bir nebze de olsa katkı sunulması,
onlara İstanbul'dan derleyip bir araya getirdikleri katkılarıyla yardımcı olacaklarını haber verdiler ve kısa bir zaman içerisinde bu etkinliği çok da fazla duyurmadan bugün itibariyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun, iyi bir buluşma olsun inşallah, hayırlara vesile olsun diyorum. Değerli madenler, bu gibi buluşmalar insanların doğup, büyüyüp, okuyup, hatta bir kısmının evlendikten sonra madenimizden ayrılıp çeşitli sebeplerle başka vilayetlerde, başka yerlerde yaşadıklarını ve bu esnada da memlekete büyük hasret ve özlem duyduklarını gördük geçmişte. Bu sebeple hiç olmazsa yılda bir defa da olsa hemşerilerimizle bir araya gelmek, hemhal olmak, onlarla beraber olmak, memleketin gelenek, görenek, örf ve adetlerini unutmamak adına burada bir takım etkinlikler düzenliyoruz. İşte bugün olduğu gibi memleketimizde, bölgemizde üzüm hasadıyla beraber bir bulamaç etkinliğimiz oldu. Dolayısıyla bu bizim memleketimize, Elazığ'ımıza, bu bölgemize has örf, adet ve geleneklerimizden biri. Bu vesileyle bunu da bu birlik ve beraberlik içerisindeyken gerçekleştirip haliyle bugün inşallah bir başka etkinliklerle beraber bunu da tamamlayıp Milli Eğitim Müdürümüzün ve derneğimizin İstanbul'dan getirmiş olduğu hediyeleri de öğrencilerimize takdim ettikten sonra da akşam müzik dinletisiyle ve sizlerin de gönlünü alarak görüşlerini, bir takım toplantılar da yapıp görüş ve önerilerini alarak bitirmiş olacağız. Ben bu toplantıya, bu buluşmaya katkı sağlayan herkese, başta Sayın Valimize, Elazığ İl Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, İstanbul Derneğimize, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürümüze, katkı sunan iş adamlarımıza, herkese teşekkür ediyorum, herkese saygılarımı sunuyorum. Toplantımızın, buluşmamızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ayaklarına sağlık. Şimdi de madenimizin kıymetli kaymakamını sahneye arz ediyorum saygılarımla. Alkışlar gelsin Sayın Kaymakamımıza. Sayın Valim, kıymetli de protokol üyeleri, çok değerli madenli hemşerileri, kaymakamlığımız, belediyemiz ve Bakır Madenliler Derneği işbirliğiyle düzenlediğimiz bağ bozumu buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İçinde bulunduğumuz stresli zamanda madende yaşayan vatandaşlarımıza moral sağlayan, ayrıca madenimizin değerlerinin tanıtımına katkı sağlayan bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili madenler, o kadar valiler geldi gitti ki çok insanlar geldi geçti. Biz de İstanbul'da yaşıyoruz. İki ay sürede Elazığ'ın gönlüne kimse bu kadar girmedi. Gerçekten girmedi. Kime sorsak valimiz o kadar güzel, o kadar iyi ki diyorlar ki. Bu da bize gurur veriyor. Sizlerin o koca alkışlarınızla Elazığ valimizi sahneye arz ediyorum. Çok kıymetli protokol, madenin çok değerli hanımefendileri, beyefendileri,
Hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Tabii benim bu coğrafyaya aşinalığım 1999-2001 yılları arasında Çüngüş'teki görevim sırasında başladı. Köylerimizi ziyaretlerde hep Elazığ madenden emekliyim sözünü çok duydum. Herhalde sizin komşu köylerinizde. Buradan da orada Çüngüş'te yaşayan hemşehrilerimize, burada emek harcayıp, çalışıp alın terleriyle geri memleketlerine dönmüş olan Çüngüşlü hemşehrilerimize de selamlarımı iletiyorum. Bir diğer özellik de şu, malumunuz ben Tokat'tan geldim. Tokat, Anadolu'da bakır işlemesinin, yani biraz daha ince hale getirilmesinin en önemli merkezlerinden birisiydi. Madenden Tokat'a yaklaşık olarak 500 deve peş peşi sıra katarlarla bakır levhaları taşırlarmış. 1700'lü 1800'lü yıllarda. Dolayısıyla da ülkemiz açısından son derece önemli olan yeraltı kaynaklarının bulunduğu bir yerdeyiz, bir bölgedeyiz. Aynı zamanda madenin bir diğer özelliği daha, adeta teröre karşı set olmuş kahraman insanların da bulunduğu bir coğrafya. Dolayısıyla da ben hepinizi burada tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Elbette ki coğrafyamızın zorluklarının bazı sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şu an itibariyle takip etmeye çalıştığımız, çözmeye çalıştığımız sorunlarımız artık şöyle ya da böyle oldu, böyleydi, şöyle oldu tartışmalarının ötesinde biz bundan sonraki süreçte madenin ekonomisini, madenin gelişimini nasıl gerçekleştirebiliriz? El birliğiyle ona bakıyoruz. Biliyorsunuz tüm vekillerimizin katılımıyla toplantılar da yaptık. Ben hem Maden ilçemizin hem de yine Maden ilçesinin paylaştığı Hazar Gölü'nün ilimiz için ne kadar önemli değerler olduğunu bilerek bununla ilgili çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. İnşallah sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Gelenekler aynı zamanda bizim geleceğe çok daha emin adımlarla yürümemizi sağlayacak olan unsurlardır. Bu anlamda doğdukları toprakları unutmayan, İstanbul'dan da tanışmış olduğum pek çok madenli arkadaşım var. Buradan da onlara selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum tekrar. İnşallah bu ilişkiler, bu irtibatlar çok daha sık bir şekilde gerçekleşir. Maden için, Elazığ için güzel işleri gerçekleştiririz hep birlikte diyorum. Bu güzel etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen belediyelerimiz var. Esnaf odalarımızın çok değerli başkanı var burada. Yine Aziz Madenlilerin de çok güzel ilgisi söz konusu. Biz maden için, Alacakaya için, Ağın için, Arıcak için, Karacoban için, merkez için çalışmaya devam edeceğiz dualarınızla. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Festivalin bağ bozumu buluşmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim Sayın Valim. Şöyle koca bir alkış gelsin. Yine aramızda AK Parti Kadın Kolları Bölge Koordinatörü Hülya Özdağ. Aramızda Sayın Başkanım, hoş geldiniz. AK Parti İl Koordinatörü Selin Yurdakul aramızda. Efendim hoş geldiniz. AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Burcu Tümer aramızda, hoş geldiniz. Memur Sendikası İl Başkanı İbrahim Bahşi aramızda, hoş geldiniz. Eğitim Bir Sendikası Aybey Haluk Arslan, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, hazırsak halk oyunları ekibimiz hazır mı? Şöyle bir koca alkışlarınızla gençlerimizi böyle bir görelim. Haydi bakalım arkadaşlar, sizde sıra. Thank you.
Evet. Şimdi de o güzel derneğimiz İstanbul Bakır Madenler Derneği'nin hazırlamış olduğu buradaki gençlerimize, kardeşlerimize hediyeleri sunmaları için saygıdeğer valimizi, belediye başkanımızı, İstanbul İl Milliyetin Müdürümüzü, dernek başkanımızı sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Şöyle alalım. Kaymakamı, tabii kaymakamımız burada. Buyursunlar, şeref verirler. Buyursunlar. Sayın müdürüm siz de alalım. Sayın müdürüm siz de alalım buraya. Emniyet müdürümüzü de alalım buraya. Sayın müdürüm siz de alalım. Sayın komutanımızı da alalım buraya. Çocuklarımız nerede? Evet, çocuklarımız da şöyle gelsin. Tabii ki bu Mesut Başkanım size gelin buyurun. Sayın Başkanım buyurun. Şöyle gelsinler. Tabii ki bunlara bu desteği sağlayan Murat Şen kardeşimize, Ergin Aksan'a, avukat kardeşimize, Milli Eğitim İstanbul Sosyal Hizmetler'den sorumlu müdürümüze, tüm maden dernek yönetimine şöyle bir güçlü bir alkış istiyorum sizden. Güçlü bir alkış. Evet. Hediyelerimiz. Hülya Başkanım sizi de alalım. Buyurun. Şöyle valim iki cümlesini alalım gençler için. Evet gençler, örnekleriniz önde duruyor. Hemen önünüzde, bak İstanbul'dan geldiler, diğer yerlerden geldiler. Dolayısıyla bunu devam ettirebilmek için yapmanız gereken tek şey okumak, okumak ve çalışmak. Değil mi? Hadi bakalım, sizden beklentimiz bu sadece. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Çok teşekkür ediyorum, sizler alabiliriz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.